Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayetinin sonrasında yaşananlar. Kendi iş yerinde namaz kılarken vahşice katledilen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan Erkan Baykut isimli katilin çelişki dolu ifadelerine videonun ilerleyen dakikalarında değinmek istiyoruz. Fakat öncesinde sizlere Sufi tayfasına ait kan donduran bazı görüntüler sunacağız. Hiç kimseye zararı olmayan gariban bir adamın öldürülmesine zil zurna çalarak, utanmasa kalkıp dansöz gibi göbek atacak bir Sufi mahluku izleyeceksiniz. Allah'a varırız, Vahhabiler Selefileri her gün çatlatırız. Vahhabi Selefileri her gün de Ehl-i Sünnet hocalara bulaşanlara buradan Osmanlı'yı artık çakarız. Dediğim yani kardeşler, Allah bizleri Ehl-i Sünnet yolundan ayırmasın. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Elhamdülillah ya Rabbi. Elhamdülillah ya Rabbi. Elhamdülillah ya Rabbi. Ne Vahhabiler varmış ya. Ne Vahhabiler varmış. Şeytan taşlıyor gibi şu anda. Hadi şeytan taşlıyor gibi şeytan taşlıyoruz ya. Görüyor musun? Gördüğünüz gibi bu insanlıktan nasibini almamış vicdan yoksunu şahıs, Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın vahşice katledilmesine elhamdülillah diyerek zavallı gariban bir adamın ölümünü kutluyor. Dini imanı geçin, bunlarda vicdan ve merhamet duygusu bile yok. Sıradaki kişi, genç hoca denilen papaz kılıklı adam. Tevhid davetçisi hocalara ve Müslümanlara kininden neredeyse geberecek kadar düşmanlık besleyen ve her videosunda Müslümanları hedef alan bu papaz, Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katledildiği sırada şöyle bir paylaşım yapıyor. Amacı algı yapıp insanları Ramazan Hoca'ya karşı suizan beslemeye teşvik etmek olan genç papazın manipülasyon girişimi başarısız olunca hemen şöyle bir özür dileme paylaşımı yapıyor. Kendi takipçileri bile tepki gösterip hesabını takipten çıkmaya başlayınca böyle geri vites yapan genç papazın ikiyüzlülüğünü anlamak için bu iki paylaşımını dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi gelelim tetikçi katile ve çelişki dolu ifadesine. Bildiğiniz üzere Ramazan Hoca'nın katili yakalandı ve ilk ifadesinde şunları söyledi. Babamın Fatih'te bulunan dükkanına çalışarak geçimimi sağlarım. Ramazan Pişkin'i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu Sabor Muradi zannettim. Muradi isimli kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktadır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin'in Sabor Muradi olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Ben de olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasında bağırışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım. Benim herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantım yoktur. Ramazan Pişkin'i Sabor Muradi olarak gördüğüm için saldırdım. Ramazan Pişkin'i olaydan önce ilk kez 2021 yılında sosyal medyada gördüm. Daha sonra 2 ay kadar önce de babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan çaycı Ramazan Hoca isimli iş yerinde gördüm. Kendisinin Sabor Muradi olduğunu anladım. Sabor sürekli rüyama giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü'nden aldım. Öldürmek kastım yoktur. Yaralamak amacıyla gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım. İfadesinin her satırı tamamen çelişkiler ve saçmalıklarla dolu olan katil Erkan Baykut'un dini bir grupla bağlantım yoktur deme gereğinde bulunması bile akıllarda soru işareti bırakmaya yetiyor. Öte yandan tüm ülkenin suçlu olarak gösterdiği isim olan Hüseyin Çevik, magazin programları gibi hiçbir olayı kaçırmayıp hakkında konuşmalar yapmasına rağmen
böyle tüm okların kendisine döndüğü bir olayda tek kelime etmemesi ve son yayınladığı videoda bir süre canlı yayın yapmayacağını belirtmesi insanlardaki kuşkuyu arttırdı. Ayrıca Hüseyin Çevik, Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katledilmesinden sonraki ilk videosuna "Bu müjde bize yeter" şeklinde imalı bir başlık atması da ayrı bir muammadır. Umuyoruz ki Ebu Haris hocamıza yapılan suikastin azmettiricileri gün yüzü gibi ortadayken hiçbir cezai yaptırım uygulanmadığı gibi Diyarbakırlı Ramazan hocayı öldüren katilin azmettiricileri de aynı şekilde sümen altı edilmez. En kısa sürede azmettiricilerin tespit edilmesini ve